Victor Hanım, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Size canı gönülden teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sayın İktur Ateş kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? 1974 doğumluyum. İzmir Karşıyaka'da doğdum. Burada büyüdüm. Sektöre girişim başka meslek alanlarında devam ederken hobi olarak bu işe başladım ve çok keyif aldım. Daha sonra işimi tamamen buna yönelttim. 4 yıl pastane işlettim, butik pastane. Sonra gelen talepler doğrultusunda eğitim ağırlıklı olarak atölyeye döndük bu şekilde. Şimdi farklı bir işten bahsettiniz. Özellikle güzellik sektöründeydiniz. Evet. Yani siz aslında bunu insanız zaten bir şekilde yapıyordunuz diyebiliriz. Evet. Sonra bunu sektörü değiştirerek bugünkü hizmet şekline döndük. Evet. Bununla ilgili önce bir pastane, daha sonra gelen talepler doğrultusunda farklı işletmelere de hizmetler vermeye başladık. Ve yine çok yoğun talepler doğrultusunda öğrencilerimizi yetiştirmeye başladınız. Gelen talepler doğrultusunda şu ana kadar olduğu gibi şu andan sonra da gelecek olan konuklarınıza, misafirlerinize bununla ilgili eğitimler vermektesiniz. Şimdi burada verilen hizmetlere yine geçmeden önce ben biraz içinde bulunduğunuz işletmenizden söz etmek istiyorum. Küçük bir atölyemiz var. Yaklaşık kaç metrekarelik bir alan efendim burası? 50 metre kadar. 50 metrekarelik bir alan içerisinde evet. Çalışıyorsunuz. Ve bir çırpıda ağırlayabileceğimiz misafir sayısı kaç kişi olabilir efendim? En fazla 6 kişiyle rahat rahat eğitim tamamlayabiliyoruz. 6 kişiye aynı anda eğitim verebilir tabii, durumdayız. Tabii. Ve size gelen misafirlerimize baktığımızda nerelerden gelmekte konuklarınız, misafirleriniz? Yakın çevremizin dışında Türkiye'nin her yerinden bize ulaşıp bu eğitimleri almak isteyen öğrencilerimiz var. Şimdi onlara verilen hizmetleri biraz açalım istiyorum. Buraya gelen konuklarımız sizden ne tür hizmetler almakta? Gerek siparişler konusunda, verdikleri siparişler ve talepler doğrultusunda onlara hizmet ve ürün verebildiğiniz gibi, gerekse buraya gelen gençlerimiz özellikle bu işi meslek haline getirmek, belki kendi kendilerine yapabilecekleri özel günler için kendinin şekerlemesini ya da yani onunla ilgili figürleri hazırlayabilen gençlerimiz olduğu gibi bundan meslek edinip ticarete döndürebilen arkadaşlarımız, dostlarımız da var burada. Tabii biraz ki. O konuyu açalım mı? Size gelen öğrencilerimiz sizden ne tür hizmetler almakta, onlara neler sunuyorsunuz? Öğrencilerimiz eğer bu işi temelden başlamak istiyorlarsa, bu butik pastacılıkta ilerlemek istiyorlarsa en temel bilgileri, en temel eğitimi buradan alabilirler. Butik kurabiye, butik pasta, şeker hamuru kaplama, kremalı pasta, figür yapımı, şeker hamuruna dair ne varsa hepsinin bilgilerini burada onlarla açık ve net bir şekilde paylaşıyoruz. Biraz evvel de söylediğim gibi bunu kendi pastasını hazırlamak isteyen tabii ki bu gençlerimiz de yapabiliyor. Hobi olarak yapabileceklerinin dışında keyif alarak, hobi olarak uygulayabilirler. Ancak bu çok ciddi bir şekilde bir meslektir. Kendi mesleklerini bu şekilde ellerine almış olabilirler. Başlangıcı burada yapıp çok çalışarak eğer çok seviyorlarsa bu meslekleri olabilir. Değerli izleyicilerimiz özellikle bununla ilgili örnek arkadaşlarımızın burada şu an olduğunu biliyorum ve ben kendileriyle tanışma imkanı da buldum. Bunu meslek edinip kendi atölyelerini tabii ki, açan tabii ve ki. Şu an ciddi anlamda iş yapan, ticaretin kesinlikle. İçinde olan mesela gençlerimiz var. Kesinlikle en özel pastanelerinde çalışanlar var. Kendi atölyelerini açanlar var. Eğer seviyorlarsa bu işi, çok emek ve zaman ayırıyorlarsa, çok emek veriyorlarsa kesinlikle başarılı oluyorlar. Oluyorlar. Peki oldukça geniş bir ürün yelpazesiyle hareket ettiğinizi görüyorum. Genelde ürünler nereden temin edilir? Bu ürünleri alırken nelere dikkat ediyoruz efendim? Bu ürünlerde bizim özellikle ilk önce şunu söyleyeyim. Bütün malzemelerimiz yenilebilir malzemedir. Üzerindeki boyalar, tüketilebilen her şey çikolata ve şekerdendir. İnsan sağlığına zararlı hiçbir malzeme kullanmıyoruz. Bu işi yapan Türkiye'nin en iyi derinle çalışıyoruz. Markalarımız var, belirli markalarımız var. Bunlarla çalışıyoruz. Ve en önemlisi insan sağlığına asla zarar vermeyen ürünler asla, olduğunu, yenilebilir ürünler olduğunu söylüyorsunuz. Her şey şeker ve çikolatadandır. Harika. Şimdi biliyorum bu sektör Türkiye'de belki çok geçmişe dayalı, çok eski tarihlere dayalı bir iş sektör değil, yeni diyebileceğimiz. Ancak çok kısa zamanda da herkesin bildiği ve tercih etmeye başladığı çok bir sektör. Çok hızlı yükselen bir sektör. Ama aynı zamanda bunun yarışmaları var. Bununla kesinlikle. İlgili gerek Türkiye'den gerek dünyanın birçok ülkesinden hem katılımcı hem jüri olarak buraya gelen, bu yarışmaları çok ciddi anlamda yarışmaları organize edenler ve yarışanlar var. Tabii ki. Ki bu yarışmaların içerisinden birçoğundan ödülleriniz var. Biraz kesinlikle. Onlardan söz eder misiniz evet, bize? Evet, bu ülkemizde de çok yarışmalar var. Bu konuyla ilgili yapılan organizasyonlar var. Geniş kapsamlı. Ne kadar yetenek var bilemiyoruz. Bu yarışmalarda hepsi gün yüzüne çıkıyor. Jürilerimiz çok titiz değerlendiriyorlar. Bunlarla ilgili birinciliklerimiz var. Kategori birinciliklerimiz var. Samsun'da, işte İstanbul'da, Ankara'da yapılan yarışmalarda.
ödüllerimiz var bu şekilde. Tabii ki bunlar gelişmemizi, daha çok şey öğrenmemizi sağlıyor. Kesinlikle sizi teşvik eden, daha da heyecanlandıran, bundan sonra yapmak adına sizi de, en azından bu konuda motive eden şey, özelliklerden bir tanesi bu yarışmalar ve onların ödülleri. Türkiye birincilikleriniz var birkaç tane bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Özellikle son zamanlar edindiniz. Son dönemde özellikle 2017 yılında katıldığım yarışmalarda Samsun'da, İstanbul'da, işte Ankara'da bunlarda birinciliklerim var. Birincilikleriniz var. Buradan gelen arkadaşlarımıza da özellikle bu eğitimleri aktararak geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyoruz diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Peki, bilgilerimizi şimdi paylaşıyoruz. Harika. Biraz evvel söyledik, Türkiye'nin tamamı ve özellikle bölgenin birçok noktasından gelen insanlar var. Bizleri tercih eden misafirlerimiz var dediniz. Bizi izleyen izleyicilerimizden böyle bir talep gelmesi durumunda sizlere ulaşabilecekleri web adres ve telefonları bizlerle paylaşır mısınız lütfen? Tabii ki. İlknur Ateş figürhane olarak. Figürhane olarak Instagram'da, sosyal medyada girdikleri zaman zaten direkt bize ulaşacaklardır. Profilimizde bütün iletişim bilgilerimiz var. Gönül rahatlığıyla her zaman bize ulaşabilecekler. Efendim, aslında burada verilen hizmetleri bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarabilme imkanımız maalesef yok. Ancak yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizler için zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için ben bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kazancınız, rızkınız, bereketiniz ve başarılarınız bol olsun diyorum.